Fortune biliyorum. Evet, dünya yanıyordu. Biz de saçımızı tarıyorduk. Her şey güzeldi. Buralarda ne yaptık? Tak 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 her yeri almışız. Aşağıya saldırmaya başlamışız. Burayı işgal edecektik. Buradaki ordu ne bakıyordu bilmiyorum. Yeniden oluşturuyormuşuz. Devam. Tamam, denemeyi durdurabilirsiniz. İzlemeye devam. Sağ ol, hoş geldin. Ben başkent ediyorum. Şeyi düzelttim. Başlıyorum. Düzeltmedim galiba. Bir alt tab yapalım, onu da düzeltelim hemen. Yo, düzeltmişim. Tamam. Tamam, her şey tamam. Hayat güzel, hadi. Hocam, oynamadığın ırk var mı oyunda? Şeyi oynamadım. Irk demeyelim, generaller var oynamadığım generaller. Oynamadığım ırk yok da oynamadığım generaller var. Mesela şöyle bir şey, vampirlerde von Karstein'ları oynamadık. Çünkü istenmemişti geçen sefer. O yüzden oynamadım. Düşüneyim başka nedir? Ha, burada savaş. Doğru lan. Savaşın ortasında bizi atmıştı oyundan, onu hatırlıyorum. Legendary değil, Valheart'ta oynuyorum. Bak, von Karstein'ları oynamadım şeyde. Vampirlerde. Ha, Greif var şeyde. Dark Elf'lerde. Onlarla oynamadım. Belki Lizardman'ların ikinci herifiyle oynamamışımdır. Skaven'ların iki herifiyle de oynadım galiba. Ya da bir tanesini oynamamış olabilirim. Tomb King'lerin Setra dışındaki hiçbir generaliyle oynamadım. Etti sana 7 tane general oradan. Vampire Counts'un ana karakteri dışındaki diğer karakterlerine hiçbiriyle oynamadım. Oradan da bir 11 etti sana. 11 tane karakteri denememişim. En az. Grombrindal'la falan oynadım. Cücelerin 4 karakteriyle de oynadım. İnsanlara gelen karakterler vardı, yeni karakterler. Onlardan sanırım 2 tanesiyle hiç denemedim. Yani hep karakter üstüne. Denemediğim ırk yok. Karakterlerle denemediklerim var. Sigvald'ı falan denemedim Kaos'ta. Arkeon'la oynamadım Kaos'ta. Evet, korkunç ama Arkeon'la hiç oynamadım. En sevdiğim ırk Bretonya olabilir diyeceğim ama ya cücelerdir ya. Cücelerdir. Bretonya'nın sevmediğim tek yanı abi güçsüz kalıyorsun yani. Çok güçsüz kalıyorsun. We demand blood. Hangi ırkta generalleri çok sevdiğin? En iyi hangisi hocam peki? Ya o çok değişen bir şey. Büyücüler genelde çok daha fazla sevdiğim oluyor. Oh, ne güzel atılıyorlar. Hikaye videolarına ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor sizce? Bretonya'yı izlediniz mi? Bu haftaki bölümle beraber Forces of Order bitiyor olacak. Ne güzel, organlar da ateş etsin de bitirelim hızlıca herifleri. Süvari mahvediyor işte cüce oynarken de insanı. Vengeance!
Ya şu süvariye karşı yapacak hiçbir şeyin yok ya, o mahvediyor işte adamı. Anca oklayarak falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O da. Ne zaman yayınlanacağı açıklandı, ne oldu demiş. Ne oldu? ...28 Şubat'ta yayınlanıyor. Hiç beklemiyordu galiba yayınlanmasını. Ümidini kesmiş bir arkadaşımız mıydı? Verdiğin tepkiyi çözemedim. Sivaltı YouTube Özgün hallediyor onu. Şövalyenin diyarı güzeldi. Devamı gelsin demiş, tamam. Ya Bretonya hikayesi beni çok etkiledi. Ama şu ana kadar hani en beğendiğin hangisi diye sorarsan kesinlikle ben İmparatorluk derim ya. İmparatorluğun hikayesi çok inişli çıkışlıydı. Bretonya pek inişli çıkışlı değildi. Bretonya acayip kuvvetliydi yani. Bretonya zorluğun Z'sini görmeden resmen şey yapmış ya. Konulu iyi yayınlar demiş, hoş geldin. Aleykümselam. Tabii ki canım, bu oyun çok zevklidir. Hamit Stronghold dedim ama sende var mıydı yok muydu bilemedim. Steam'den yazdım, Steam'de de sen şakşuka yapıyormuşsun. Sıkamadan girişecek zaten şimdi. Yok, kazanmamız imkansız ya. Var mı? Atabiliriz. Yok, alacak gibi değiliz. Direkt kaybettik. Süvariler mahvetti bizi ya. Süvariye karşı yapabilecek hiçbir şeyin olmaması işte çok ölümcül bir durum ya. Süvari geliyor, tokatlıyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun yani o süre zarfında. Tamam, indir 500 MB bir şey zaten, çok sürmez. Atarız. Tamam, yazarsın bana Steam'den bir yerden. Yok, çıkmana gerek yok, kazanırız, merak etme. Arkada hazırlanıyor şeyler, birlikler. Bana şey lazım ya, eğer şeyi durdurmak istiyorsak. Süvari. Şimdi bir riske girdik. Burada hemen yeni bir ordunun yapımına başlamamız lazım. Tamam. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Para da güzel geliyor. İstiyorum ki Flame Cannon'lara geçelim. Onlara geçersek hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hepsini çözeceğiz. Ama şu an için... Flame Cannon'dı, doğru, bunlardaki Flame Cannon diye geçiyor. Flame Cannon'ları açtığımızda bayağı çökeceğiz düşmana da. Şu an biraz sürüncemeli. Mızraklılar süvarilerin antisi değil miydi? Evet öyle, ama cücelerin mızraklıları yok. Cücelerin süvarileri de yok. Yani cücelerin süvariye karşı kullanabileceği en efektif üniteleri topçuları. Topçularla yapabilirsin. At kas demiş. Eighty. Mortal Empires oynadı. Ya bir siktir git Allah aşkına. 100 yılda geçen turnlerle mi oynayacağız? Bu adamın zevksizliği beni öldürüyor ya. Neye bak, yağmalıyor orayı bir de utanmadan. Street lan, yağmalama. Ne yapıyoruz? Flame Cannon'ın şeylerini açalım bari burada da. Binaları. Daha sonra başka yerlerden yaparız. Global üretimi verirsek. Kazuk. Tamam.
yapıyorum, sen ordu yapıyorsun. Şurada bir kale kuşatması yapalım. Keyfimiz yerine gelsin. Kale değil galiba, açık araziye dönecek. Şehir sursuz. Çok şükür bugün de siktir çektik. Niye hayırdır ya? 12K ne, temiz para. Gyrocopter mıydı neydi, onlar çok iyi cücelerdi. Evet iyiler, fakat süvariye karşı çok etkisi olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, denemedim ama. Formasyon falan bozmakta şeylere karşı çok iyi ya. Yerci ünitelere karşı. Aceleciğin öldürüyor. Strateji oynuyorsun abi. Düşünmeden strateji mi oynuyorum? Ben çok hızlı düşünüyorum. Şeye gerek kalmıyor bile. Zaman kaybetmeye gerek kalmıyor bile. Seri düşünüyorum. Muhteşem zeka. Bir demon loot. Kazukan. Slayers! No sunny contraptions here, but the Karazankor. Yes! Watchers would end for the clan. Tamam, dizelim, tamam. Bu cücenin arabası yok muydu? Araba değil de helikopterleri var. O chariot'ları diyorsun sen. Yok, chariot cücelerde yok. Şeyleri var. Helikopterleri var. Hop. Güzel. Bunlar daha iyi iş yapıyor aslında. Grudge Trawler'lar, Anti-Infantry'ler. Ve düştükleri alanda bayağı iyi iş yapıyorlar. Ben de Empire ile oynamış mıydım? Onu oynadım, başarısız oldum. O yüzden kapatmıştık. Denerim bir daha. Beastman sözüm vardı. Beastmanlarla atacağım. Dark Elf sözüm vardı. Dark Elf'lerle atacağım. Ondan sonra bakarız durumuna işte. Ha, bunlarda da süvariler varmış. Hiç bakmadım ki süvari var mı yok diye. Götümüze kaçacak. Süvariye karşı formasyona girelim de. Kafa göz bir girdiler oradan. Al sana bir el bombası. Kahrolsun düşman, al sana el bombası. Arkamdan dönüyor süvariler. Şişman fısıldayan adam. Ne lan, ne oluyor? Siktir git ya, aşağı bak. Fısıldama falan gelmedi, yok.
Dedim ki ben de biliyorum yanlış yaptığını, çaktırma demiş. Ya aşağı bak. Konuya cevap Kaan. Ya bırak bunları diyen adamı patır kütür tokatladığımız video YouTube'da var, izleyebilirsiniz. Berke'yle kale savunuyordu çok iyi bilen adamlar. Sabahtan akşama bizi eleştiren herifler. Patır kütür dağıttık evde. Hem de oyuna yeni adamlarla yaptık bunu yani, lütfen. Vampirle kale savunmaya çalışan adam bana oyun öğretiyor. Rezil herif. Çık git bu kanaldan. Çık git. Aşağılık adam. Güzel aşağıladım, hoşuma gitti. Devam. B2 diyor. Bak o zaman kabul etmişti. Şimdi diyor ki 3v2'de yendiniz. Adam vampirle kale savunuyor bir de ya, utanmadan. Cicel çok yavaş. Evet. Savaşın sonunda kolay ön düşmanları sinir etti beni oynarken. Ya topçular iyi ya. Oturacaksın. Düşman gelecek cücelerde. Ya da saldıracaksan full güç saldıracaksın. Yani öyle bir şey yok. Yok öncü yollayayım, yok kovalayayım, yok şöyle yapayım. Öyle bir durumu yok cücelerin. Cücelerde ya full defans ya full atak. Hala mesle geldi. Hammerer'a gerek yok burada bu sırada. Topçu anlamında. Gyro'lar bak bunlar. Brimstone Gun, Anti-Large bu gerçi. Anti-Infantry, Pro Accuracy. Bunların süvariye çok bir şey yaratacağını zannetmiyorum, sıkıntı. Onun yerine Iron Breaker'ların sayısını arttıralım. Arkasına da biraz okçu ver. Bu ordu tamam. Buradaki orduya biraz daha odaklanmamız lazım. Ver Hammerer'ları. Başka ne veriyoruz buraya? Grudge Trover'ları buraya döşeyelim. Bolt Trover'lar da bu sırada anti large, hem de baya baya anti large. Onu da böyle durumlarda hani kullanabilirsiniz. Çok kötü bir ünite değil, hatta bayağı iyi bir ünite. Şimdi yukarıya geri döndüreceğim şeyin ordusunu, Belagar'ın ordusunu. Şu yan kısımları almamız lazım. Bekler de orada bir yandan şey yapıyor, güçleniyor çünkü. Tamam, devam. Görüyorsunuz, gelmiyor. Bu iş pis yerlere gidiyor. VS atılması vacip olmuştur. Cüce Şeyhülislam'ı gibi konuştu. Cüce Şeyhülislam'ı ya. Bu sırada 3 aşağı 5 yukarı askerlik şeyimi çözdüm ya. Tarihimi. O şeymiş. Sevk başlangıç tarihinde falan şey oluyormuş. Bugün sordum, Orçun diye bir arkadaşım vardı. Ona sordum. 1 Nisan gibi falan gidiyor. Ve şaka değil hani. Muhtemelen o tarihte doğru gidecekmişim. Dolayısıyla İmperator Rom çıktığında ben burada olmayacağım. Muhtemelen Özgün size yapar erken erişimini vesaire. Belki ben de erken erişimini yapabilirim. Özgün uygunluğuna göre o değişir de. Kazukan Kazakita. Yani onun multilerini ben dört gözle bekliyorum doğrusu. Çok eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum multilerini. Ama Hoenn'in tabii ki yeni ek paketiyle deniz savaşı multisi yapmazsak olmaz. Onun da bir deniz savaşı multisi olacaktır elbet. Onu da söylemeden geçmeyin. 3 aşağı 5 yukarı düşünmüştük zaten nasıl olacağını. Onu uyarlaması şimdi daha kolay oldu. 9 ay mı yapacaksın asker? Yok canım, 21 gün. Ne 9 ay? Manyak mısın lan? 9 ay yapacak olsam nelerden şey yapalım? Feragat ederim. İnsan hayatından bir sene çalmak hiç adil değil gibime geliyor. Yani. Bir şey de diyemiyoruz. Askerlikten soğutma suçu varmış çünkü. Çok bir şey dememek lazım. Ama şöyle bir şey var yani, siz bir işe giriyorsunuz, orada yükselmeniz, ilerlemeniz falan, bunlar var. Askerlik sizi bir o konuda geriye atıyor. Yani bir erkeğin hayatındaki en önemli noktalardan biri o zaten. Yani yükselmektir, iş, çalışmaktır.
çalışmaktır. Zaten iş bulmak kolay değil. Hani bir de öyle bir mevzu var. Hani iş bulmak kolay değilken böyle bir sıkıntı olması, yani zarf atmıştım zaten demiş. Komutanım. Canım komutanım. Ali daha sonra bana silah ateşlemeyi falan öğretecektir büyük ihtimalle. Bekliyorum Ali'den öyle bir destek, yardım. Ammunition falan veriyor da bana daha ziyade böyle damage speed veriyorsun. Ver bakalım speed'i ver. Pis paralı askerler ne olacak? Çamur çamuşmurdan kalkmaz inşallah hani. Ne? Ben 15 ay yapmıştım, düşecek diye çok gazete köşe yazarlarını okudum. Ben ama düşmedi askerdeyken, ben hocam düşmedi demiş. Düşmedi. Niye 15 ay lan? 12 ay değil miydi erlik? Uzun dönem 12 ay diye biliyorum. Hatta hiç uzun kullanmazsan galiba 10 ayda falan, 11 ayda falan bitiyor diye biliyorum. Hiç izin kullanmamak diye bir şey mi olurmuş falan diye de düşünmeyin. Var. Yapan var, gördüm. Ya burayı oynamayacağım, kale savaşı değil. Şehir açık arazi savaşı deminki gibi. Çok tatlı olmuyor araziler. Misty Mountains. Misty Mountains deyince de aklıma şey geliyor. Hobbit serisinde bu şarkı söylüyorlar ya. Misty Mountains Cold. Dungeons Deep and Caverns Old. Çok kalabalık. Umarım kalede saldırır. Kalede saldırırsa tutabilirim ama kalede saldırmazsa bana biraz sıkıntı olur. Şu kaleye de gelirlerse diye yardım gönderdik. Şu an için bir sıkıntımız yok. Lightwater. Yani construction yapıyorum da. Ara versin ya. 15 ayda 12 sonradan mı düştü? Sen bayağı o zaman eskisin. Ben çünkü bayağıdır 12 diye biliyorum, 12 ay diye. Gelmedi vs'ye gidiyorum ben de. Az ötede ağla. Tüyler diken diken olmuştu o sahnede, tüylerim. Aynen. Güzeldi o ya. Hocam 10 sene oldu yapalı ondan. Ha, bayağı olmuştu. Çok ilginç bir şey daha öğrendim mesela askerlikle ilgili. Askerliği yaptıktan sonra aranızda yoklamaya giden oldu mu? Yani o kadar yaşlı biri var mı aranızda bilmiyorum da. Ayaküstü bir de yaşlı dedik. Burada kaos ordusu çıkıvermiş. Burası neresi? Biz nereyi yalnız bıraktık da kaos ordusu çıktı onu bilmiyorum. Orçun burada mı? Ha. Warhammer 3 daha yok, gelecek. Daha henüz duyurulmuş değil ama. Benim hangi? Black Iron Mine neresi ya? Ha, orası yıkılabilir ya. Yani çok sıkıntılıymış orası. Eğer kaleye saldırırsa her türlü savunurum. Öyle bir girecek götleri yok yani. Surlu bir alana o kadar kuvvetli birliklerin olduğu yerde giremezler. Giremezlerse de yanlardan gelen ordularla bitireceğiz zaten işlerini. Yok ben gitmeyeyim yoklamaya. Hiç gittikten sonra mı? Seferberlik almaya gittim. Şöyle bir şey varmış. Askerliği yaptın. Sonrasında yoklamaya gitmen gerekiyormuş. Senede bir mi? Yoksa böyle 3-5 senede bir mi ne? Bretonya tek toprak kalmış. Müzilyon her yeri almış yalnız. Rezilliğe bak. Müzilyon'u dinlemişsinizdir hikayede. Müzilyon'un sebebini anlamadım bir tek. Hikayede tek anlamadığım nokta o oldu. Bu sıra tamamını Müzilyon almamış. Elfler almış her yeri. Müzilyon 3 şehirmiş.
Muzilyon'da anlamadığım en önemli şey şu oldu. Kırmızı Dük var bu işin. Neden oradaki liderler hep böyle manyak çıkmış? Mesela onu hiç değinmemiş. Hani ona ben en son değineceğim. Mesela öyle bir şey planladım. Hikaye videolarını yapacağım ırkların. En sonda böyle üzerine çok eğilmemiş karakterleri falan bahsedeceğim. Hani bunlar kimdir? Mesela Baltazar Gelt İmparatorluk'ta çok kısa geçti böyle ismi. Çok şeyi yoktu. Ondan bahsedeceğim. Cücelerde mesela birkaç karakterden bahsedeceğim falan. Onları ayrı ayrı bir karakter videosu olarak düzenleyeceğim. Oo. Grumzing açık arazi. Açık arazide bunlara bir bok yapamayız. Geç, öldürün. Bretonya dokunmuştur. Burayı geri aldık, yine yıkıldayım. Buraya çok odaklanmamıştım doğruya doğru ama. Yazık oldu.